sefer hazırlıkları ancak tamamlayabildik. Evet, oldukça yorucuydu. Ama daha Bulut ve Çınar'ın develerinin havutu var. Onu da yarın sabah halledersin. Hem biraz dinlenmiş olursun. Babam haklı Devran amca. Hem gerekirse yarın sabah ben de yapabilirim. Olmaz Bulut. Bu iş için tecrübe şart. Ama ben ne yaptığını iyice belledim. Yine de öğrenmen gereken bazı püf noktaları var. O yüzden... Yarın sabah birlikte yüklememizde fayda var. Devran amca nerede kaldı? Güneş doğdu, geç kalacağız. Bekleyelim, birazdan gelir. Dün gece çok yorgun gözüküyordu. Kesin uyuyakaldı. Yoksa çoktan gelmiş olurdu. Daha fazla beklersek geç kalacağız. Peki ne yapabiliriz ki? Kilimleri kilimciye bıraktıktan sonra dedemlere yetişmemiz gerekecek. İşimiz çok. Bence sen de yardım edersen birlikte havutları yükleyebiliriz. Biz becerebilir miyiz ki? Becerilmeyecek ne var ki? Dün ben hepsini öğrendim. Sen dediklerimi yap yeter. Allah Allah. Nerede hata yaptık ki? Bir türlü düzelmiyor. Ben sana demiştim. Keşke Devran amcayı uyandırsaydık. Ama nasıl olur? Devran amca havutu nasıl yüklediyse biz de aynen öyle yükledik. Bulut, bir şeyler yap. Ben artık daha fazla dayanamayacağım sanırım. Düşünüyorum. Bana biraz zaman ver. Biraz daha dayanmaya çalış ne olur. Hay Allah! Nerede kaldı bu çocuklar? Şimdiye çoktan gelmiş olmalıydılar. Ah Bulut! Yine kim bilir ne dert açtın başına. Yükü düzgün yükleyemedilerse başlarına bir şey gelmiş olabilir. Evet, çok geciktiler. Devran, hadi oğlum gidip bir bakalım. Ben de sizinle geliyorum. Hadi gel öyleyse, seni arkama alayım. Şimdi ezileceğim yüklerin altında. Biraz daha sabret. Hayırdır çocuklar? Yardıma mı ihtiyacınız var yoksa? Bence çok eğleniyorlar. Çok komiksin Maysa. Havutun dengesini korumasını beceremedik. Kilimler de bataklığa düştü. Hepsi benim suçum. Halbuki Devran amca nasıl yaptıysa öyle yapmaya çalıştım. Ama yüzüme gözüme bulaştırdım. Evet. Yüzüne gözüne bulaştırdığın halinden belli oluyor. Biz sana söylemedik mi oğlum? Bu işin inceliğini bilmiyorsun diye. Eğer yükü eşit şekilde yükledikten sonra doğru düğümü atmazsan ip gevşer. Havutun üstündeki yükler de böyle devrilir. Neyse, olan olmuş artık. Perçeme verelim de kilimleri yıkayıp üzerindeki çamurları temizlemeye çalışsın. Çamurlar çıkar değil mi dede? Yok. Sabah beri ne yaptıysak bir türlü çıkaramadık şu lekeleri. Maysa, kızım. Güneş Ana'yı bulup lekelerin çıkmadığını söyler misin? Yapabileceğimiz bir şey varsa ninem bilir.
Peki anne, çok hızlı gidiyorum. Dur, acele etme. Dur, yavaş ol Maysa. Soluklan biraz. Ne oldu? Annem çamur lekelerinin geçmediğini söyledi. Ninem bilir nasıl geçeceğini dedi. Al, bunu annene götür. Bunu kullanırlarsa lekeler geçer. Bu ne nene? Meşe odunu kömürü. Lekeleri çıkartmanın püf noktası. Püf noktası mı? Ne komikmiş. Püf. Hı? Oğlum, bir sorun çıkmadı ya. Kilimleri kilimciye yetiştirebildin inşallah. Yetiştirdim baba. Sağ olsun bizimkiler tertemiz yapmışlar. Hiçbir sorun çıkmadı. Çünkü ninem püf noktasını biliyor. Madem lafı açıldı, gelin size püf noktasının hikayesini anlatayım. Bir varmış, bir yokmuş. Vaktin birinde bir şehirde çıraklar usta olmadan önce adet üzere ustalarından izin alırlarmış. Bu şehirde bir camcı dükkanı varmış. Camcı dükkanının ustası yanında çalışan çırakları yetiştirir, onlara işi öğretir, sonra da el verirmiş. İşi öğrenip usta olan çıraklar zamanı gelince kendi dükkanlarını açarlarmış. Gel zaman git zaman bir gün çıraklardan biri ayrılıp dükkan açmak istemiş. Usta ona izin vermemiş. Sen daha usta olmadın, bekle, öğren, sonra gidersin demiş. Ama çırağı dinlememiş. Ustasının yanından ayrılan çırak az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Başka bir şehirde bir camcı dükkanı açmış. Ustasından öğrendiği gibi çok güzel camlar, vazolar, sürahiler yapmış yapmasına ama bir süre sonra dükkanı müşterilerin getirdiği çatlamış kırık camlarla dolmuş. Bunun üzerine çırak nerede hata yaptım diye düşünerek dükkanını kapatıp ustasının yanına dönmüş. Ustasının yanına dönen çırak ustasının elini öpüp ben ettim sen etme diyerek başına gelenleri anlatmış. Ustası çırağını tekrar eğitmeye başlamış. Günler böyle geçerken bir vakit usta sen artık oldun, son dersi alma zamanın geldi demiş. Çok heyecanlanan çırağı usta o zamana kadar hep kilitli duran bir odaya sokmuş. Karanlık olan bu odaya iğne ucu kadar bir boşluktan incecik bir ışık girermiş. Usta eline aldığı bir cam vazoyu bu ışığa tutarak evirip çevirmiş ve bir kabarcık gördükten sonra kabarcığı püf diye yok etmiş. Usta çırağına işte bu son dersti, artık püf noktasında öğrendin demiş. Evet çocuklar, işte böyle. Her işin kendine göre bir inceliği vardır. Mühim olan sabredip o inceliği öğrenip o sırra vakıf olmaktır. Püf. Püf noktasını öğrendim. Ah Maysa. Geç oldu. Yarın yola koyulacağız. Hadi artık yatalım.